Merhaba değerli arkadaşlar. CSS derslerimize font özellikleriyle devam ediyoruz. Hemen kodlamaya başlayalım. Arkadaşlar font özelliklerini görebilmek amacıyla ben bir adet paragraf oluşturacağım. Ve buraya diyeceğim ki font özellikleri diye kısa bir paragraf oluşturdum. Sayfamı da açıyorum. Evet açtım. Hatta biraz da yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu varsayılan olarak hiçbir stillendirme yapmazsanız web sitelere yazıları, paragrafları 16 piksel büyüklüğünde bir font büyüklüğü verecektir. F12'ye basıyorum. Buradan seçim aracımı aldım. Paragrafımı seçtim. Buradan Compute kısmına gelip şöyle biraz aşağı iniyorum. Font size yazarsam bakın burada 16 piksel olarak tanımlanmamış, varsayılan olarak zaten sönük renkte olduğunu görebiliriz. Devam edelim. Biz sayfamıza geçelim. Şimdi ben bir adet stil sayfam var. Bunu burada çevirdim şu satırdan. Açtım şimdi stil sayfamı. Arkadaşlar font tipleri genel olarak 5 aileye ayrılıyor. Şimdi serif ve sans serif dediğimiz 2 adet aileye birazdan farkını göstereceğim. Monospace dediğimiz aile her harfin aynı eşitte uzunluk yaptığı aile tipine biz monospace diyoruz. Hatta buradan neyse birazdan göstereyim. Bu kursif dediğimizde el yazısına benzeyen yazı fontları. Kalan işte değişik stil fontları da fanteziye gidiyor. Şimdi ilk önce ben serif sans serif dersem buradan görselleri geliyorum. Bakın arkadaşlar nereden bakalım? Şu iyidir. Serif dediğimiz arkadaşlar yazıların şu kenarlarına şöyle çıkıntılar ekleyen yazı ailemizdir. Mesela Times New Roman gibi. Sans serif dediğimizde şu köşelerinde çıkıntı olmayan düz yazı tipimizdir. Şimdi bunu nasıl tanımlıyoruz? Font family deyip işte font ailesini yazıyoruz. Bu yoksa ikinci bir font ailesi yazıyoruz. Bu da yoksa en son yazı ailesini yazıp bu yazı ailesinden sen herhangi bir font getir demeye çalışıyorum. Şimdi bizim varsayılan olarak genelde Times New Roman oluyordu galiba. Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Şuna bir bakalım tipi neymiş. Şimdi Compute kısmına gelip font family dersem neymiş? Evet Times New Roman'mış. Şimdi İnternette popüler olarak kullanılan font tipleri Arial, Verdana, Helvetica, Tahoma, şu yazı tipi Times New Roman, Georgia, Garamond, Courier New, Brush, Script, MT diye bir de yazı tipimiz varmış. Ben şu Courier New'i bir kullanmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar zaten bunu şimdi söyleyeceğim. Öncelikle P elementimi seçiyorum ve buna font family dersem artık istediğim yazı tipini seçebilirim. Ben bu Courier New'i tırnak içerisine alıyorum. Neden? Çünkü iki kelimeden oluştuğu için tek kelimeden olsaydı direkt böyle tırnaksız yazacaktım. Şimdi bu olmadığı zaman da ben buna monospace demek istiyorum. Çünkü bunun ailesi bu. Genelde hep kullandığınız yazı tiplerin ailesini en son ekleyin ki bu font yoksa bu aileden bir font çekin. Sayfama geliyorum. F5'e tıklıyorum. Ve bakın artık ben bu yazı tipini değiştirdim. Şimdi ne demiştik? Her bir harf aynı eşit uzunluğa sahip demiştik. Bunu görmek amacıyla ben bunun altına bir adet daha paragraf oluşturup mesela 4 tane Ö harfi koyarsam ya da altına aynı paragraf 4 tane Ö harfi koyarsam arkadaşlar bakın bunların aynı uzunlukta olduğunu görebilirsiniz. Normalde Ö kalın yer kaplar, Ö da az yer kaplar. Fakat monospace ailesinde hangi fontu seçerseniz seçin. Aynı kaç karakterse mesela 4 karakterdeki tüm yazı tipleri aynı şeyi paylaşır. Genişliği paylaşır. Bu Ö de aynı genişliği paylaşır. Buradaki I de aynı genişliği paylaşır. L de aynı genişliği. Buradaki K de aynı genişliği paylaşır. Şimdi devam edelim. Stil sayfamıza gelelim. Font family'nin nasıl kullandığını ben size söylemiştim. Monospace'de az önce gösterdiğim gibi her bir isim şu şekilde aynı yeri kaplıyor her harf. Cursive dediğimiz mesela şuradan yazarsak cursive font.
dersek görsellerden de rahatlıkla görebiliriz. Şu tarz el yazısına benzeyen biz tüm fontlara kursiv diyoruz. Yani bunların ailesi kursiv. Kalanında da işte fantezi mesela. Ona da örnek verecek olursak fantezi font. İşte şu tarz hani insanların sevdiği, değişik bulduğu tarzlarda biz fantezi font diyoruz. Devam edelim. Popüler fontları ben size şöyle göstermiştim. Ben en çok buradan Verdana'yı seviyorum. Helvetica'yı seviyorum ve Roboto'yu seviyorum. Burada Roboto yok galiba. Şimdi bunları bir silelim arkadaşlar. Şimdi font style dediğimiz başka bir özelliğimiz var bizim. Etiketimizde normal italik yazdırabiliyorduk değil mi? CSS'de de bunu sağlayabiliyoruz. Bakın şöyle yaparsam, bakın bu artık italik oldu. Yana yatık oldu. Bunu normal yaparsak hiçbir değişiklik olmayacaktır. Çünkü varsayılan değer bu olduğu için normalde italik olmuyor. Oblik dediğimiz olay da aynı italik gibi. Fakat italik karakterinden daha az eğik. Şöyle gösterirsem daha rahat anlarsın. Oblikten italiğe geçiyorum. İyi bakın arkadaşlar. Pek fark olmadı. Yani araştırmamda böyle bir şey yazıyordu ama siz zaten kullanmasınız. İtalik kullanırsınız onun yerine. Font weight dediğimiz olay. Şimdi fontun ağırlığı yani kalınlığı anlamına geliyor. Font weight. Bu normal olduğunda zaten varsayılan değerdir. Hiçbir şey değişmez. Şu italiği siliyorum artık. Normal şekilde görüyorsun. Normal yerine ben bold yazarsam bu yazımı benim kalınlaştıracaktır. Ya da lighter yazarsam bakalım ne değişiklik olacak. Bakın şu şekilde oldu. Normalde bir farkı var mı acaba bunun? Yok gördüğümüz kadarıyla. Şimdi devam edelim. Font weight'i de öğrendiğimize göre for font variant özelliğimiz var. Bu özellik biraz garip. Kiminizin hoşuna gidebilir. Ben hiç kullanmadım bu zamana kadar. Normal dediğimizde hiçbir şey değişmeyecektir. Varsayılan değeri olur. Fakat small caps dediğimiz zaman şunu göstermek istiyorum. Bakın ben burada hepsini küçük harf kullandım. Sayfamı yenilersem bu ailede şey olmuyor herhalde. Bu aileyi bir silerim öncelikle. Özelliğini. Bu neydi çalışıyor ki acaba? Ben size şuradan göstereyim. Font variant. Arkadaşlar tüm harfleri şey yapıyor, büyük yapıyor. Fakat bakın şöyle tüm harfleri büyük yapıyor ama kelimenin ilk baş harflerini daha büyük yapıyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani kelimenin ilk harflerini büyük harfleri daha büyük yapıyor. Diğer küçük harfleri de bunlardan küçük fakat gene büyük harflere çeviriyor. Bundan sonra font variant'tan sonra font size özelliğimiz var bizim. Bu font size özelliğimiz çokça kullanacağını düşünüyorum. Fontun büyüklüğü anlamında. Bunu piksel cinsinden yapabilirsiniz. Demin bakmıştık varsayılan değer neydi? 16 piksel. Bunu ben 2 katı 32 piksel yapacak olursam bakın fontum artık büyüdü. Hatta şunu da şey bilmiyorum. Zaten biz bunu çalıştırmışız. Küçük harfleri büyük yaptı. Fakat burada büyük harfle karşılaşırsa bunu daha da büyük yapacaktır. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlarınız arkadaşlar kullanabilir. Ben burada farkı ayırt edememiştim. 32 piksel dedik ve bunun şeyini değiştirdim. Bunu da iki katına çıkaracak olursam 64 piksel dersem bunun da iki katı olacaktır. Neyse. Bunu piksel cinsinden kullanabilirsiniz ve M cinsinden kullanabilirsiniz. M dediğimiz olay nedir? Şimdi ben bunu bir div içine almak istiyorum ve box 1 diyeceğim. ID'sine de. Bu paragrafım artık divimin içinde olacak. Şimdi bu M dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Ben buna bir M yazarsam bu gider parent elementine bakar. Parent elementin font size neyse bir M odur yani. 1 m değeri eşittir parent'ın font size'ı arkadaşlar. Şimdi örneklerle açıklayacağım.
Ben şimdi burada box 1'e bir stillendirme uygularsam, mesela dersem ki font size 24 pikseli. Şuradan geçtim. Font size 24 piksel olsun. Buradaki font size'ı da ben bir yorum satırına alıyorum. Şimdi 24 piksel dediğim için bu divin içindeki tüm elementlerin özel bir stillendirme yapmadığım sürece artık font size'ları 24 pikseldir. Ben buradan da gelip F12'den inceleden bakmak istiyorum. Şuna Compute kısmında font size dersem bakın şu neden almamış? Box 1 dedik. Çünkü biz ID verdik fakat burada class'ı stillendirme yaptık. Yenilersek evet gördüğünüz gibi hem divimizin hem de bu paragrafın font size'ı 24 piksel arkadaşlar. Ben şimdi bu paragrafa özel bir stillendirme yapmak istiyorum. Piksel yerine M kullanacağım. 2M dersem sizce ne olacak bu paragrafın font size'ı? 48 piksel. 48 piksel olacak. Evet. Doğru tahmin ettiniz. Bakın paragrafımın font size'ı 48 piksele yükseldi. Fakat dilim hala 24 pikseldi. Paragrafın üstüne gelirsem 48 piksel olduğunu görebilirim. M yani parent elementinin font size'ı olduğunu öğrendim. Şimdi bu M'in yanında bir de rem var arkadaşlar. Rem dediğimiz olay R nereden geliyor? Root'tan geliyor. Bizim burada root elementimiz ne? HTML elementi. Şimdi bakalım şuradan HTML'i seçelim. Font size bunun 16 piksel varsayılan olarak. O zaman ben gelirsem buna 3 rem dersem ne yapacak? 3 çarpı 16'dan bakalım kaç yapıyor. Bunu da açtım. Bakın 48 piksel yaptığını görebilirsiniz. Yani HTML elementinizin font size kaçsa onun 3 katını aldı bundan burada. RAM'i de öğrendik. Bu da çok güzel. Şimdi bir de yüzdelik dilimle biz genişlik verebiliriz. Font size verebiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bunu tekrardan yorum satırına alıyorum. Şöyle yeniledim. Benim paragrafımın şu an 24 piksel bir font size var. Neden kaynaklanıyor? Bu dile 24 piksel verdim. Paragrafa özel bir stillendirme vermediğim için bu da 24 piksel oldu. Şimdi çok güzel. Bir yorum satırını açıyorum. Ben buna gelip 50 yüzde dersem sizce ne olacak benim paragrafımın font size'ı? Bakın 12 piksele düştü. Çünkü neden? Normal font size'ın %50'sine düştü. 24'tü. Ben %200 dersem kaça çıkacaktır? 48 piksele çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. İşte gelip burada istediğiniz değeri verebilirsiniz. 125 işte 199. Canınız ne istiyorsun? 125 dediğinde de 30 piksele çıktı. Bu da güzel. Son olarak şunu göstereceğim. Genişlik ölçüsü olarak. BFort Width. Mesela ne olsun? Bir BFort BFort Width dersek bu neydi? Daha önceki derslerde öğrenmiştik. BFort Width. Şöyle. Yani ekran genişliğinin şurada bir tane fazla yapmışız işte. Anlayışsız. Ekran genişliğinin toplamda 100 BFort. Biz 1 dersek ekran genişliğinin %1'ini alırız. Mesela şurası %1 ise burası kaç pikselse artık 10 olacak. Bakalım. Yeniledim sayfayı. Çok küçük bir değere düştüm. 5 nokta işte şeye düştü. 5,4 piksele düştü. Ben çünkü 101 bir port bit dedim. Ben ekranı daha da küçültürsem bakın 2,4 piksele düştü. Böyle büyüttüğüm zaman font size'ında büyüdüğünü görebilirsiniz. Bu biraz tabii küçük kalmış olabilir. Ben buna 5 bir port bit dersem şu şekilde. Tam sayfa yaptığımda da 27,32 piksel. Yani tarayıcı kendisi otomatikman hesaplıyor. Bu güzel aslında responsif tasarımlarda bunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öğreneceğimiz her şeyi öğrendik. Tabii siz şimdi soruyorsunuz ben bu kuruyu
Niye bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ya da başka bir font kullanmak istiyorum. Onun için Google Fonts dediğimiz bir olay var. Google'un binden fazla, sayısını bilmiyorum, bir sürü font ailesi var. Siz buradan fonts.google.com'a gelirseniz istediğiniz hangi font ailesini istiyorsanız onu sayfanıza dahil edebilirsiniz. Mesela şu güzelmiş, Anton diye bir font ailesi. Şimdi burayı açtığınız zaman şurada şeyler çıkar. Bunda sadece regular 400, yani 400 kalınlıkta bir şey var. Bu kalınlıklar 100'den 900'e kadar gider arkadaşlar. Bunu select this style derseniz buradan direkt açılacaktır. Buradan açılmazsa şurayı kapatın. Bakın bunu tekrar buradan açabilirsiniz. Selected family, seçilmiş aileler. Ailemizin adı Anton'du ve sadece tek bir kalınlık olduğu için bunu seçtim. Ben bunu şimdi kaldırmak istiyorum. Daha fazla şey olan denk gelirsek. Evet. Bu çok güzel. Çok iyi denk geldi. Şimdi font ailemizin adı Inter. Burada 100 kalınlığında 200'de, 300'de, 400'de, 500, 600, 700, 800 ve 900'e kadar olan kalınlıkları görebiliyorsunuz. Bunların gelip istediklerinizi seçebilirsiniz. Ben hepsini seçmek istiyorum. Seçtim değil mi? Buradan şu butona tıklayacağım. Bakın seçtiklerim geldi. Tüm kalınlıklar geldi buraya. Şurada da 2 adet checkbox radyo buton görüyorsunuz. Birisi import, birisi link. Bu linki ben komple şuradan kopyalarsam ve gelip HTML sayfama head etiketleri arasına şu CSS'den sonra ya da CSS'den önce fark edeceğini pek sanmıyorum. Yapıştırırsam buraya şu iki link etiketiyle birlikte ben artık bu yazı tipini sayfama dahil etmiş oldum. Bunu da buradan şu CSS koduyla kullanabilirim artık. Sayfayı yeniledim. Stil dosyama geldim. Font family'sini buna direkt yapıştırdım ve değiştirdim. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Bakın şu şekilde fontum artık geldi. Bunun başka bir yolu daha var. Şuradan import'a gelirseniz bu stil etiketleriyle direkt yapıştırabilirsiniz. Ya da şu stilin içindekileri alıp CSS sayfanıza gelip en üstte şöyle şuraya import ederseniz, yapıştırırsanız artık bu link etiketlerine gerek kalmadan aynı şekilde bu font ailesini kullanabilirsiniz. Sayfamı yeniliyorum. Hiçbir şeyin değişmediğini, aynı font ailemin yüklendiğini görebiliyorum. Bakalım, inceleyelim. Şuradan Compute kısmından font family'si Times New Roman demiş buna. Çünkü body'yi seçtik. Burada Inter. Evet. Sans serif Inter ailesi de burada yazdığını görebilirsiniz. Yani buradan siz Google Fonts'tan istediğiniz fontu sayfanıza dahil edip kullanabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde bunların hepsini buradan remove all diyerek kaldırdım. Şunu seçmek istiyorum bu sefer de. Bunda da tek bir kalınlık varmış. 400. Bunu artık import da ekleyeceğim. Yani birden çok da ekleyebilirsiniz. İstediğinizi kullanabilirsiniz burada. Sadece bir tane import eklemekle kısıtlı değilsiniz. Bunu ekledim ve şu şekilde kullanacağım söyle. Bakın kursiv, yani el yazısına benzeyen aile tipi. Buradan inter yerine bu bellet'ı koyarsam şu şekilde, pek okunaklı değil ama bazı insanlar bu tarz fontları da kullanıyorlar. Son olarak size göstermek istediğim kısaltma bir şeyimiz var. Bu özelliklerin hepsini fontla kullanabiliriz. Nasıl olacak? Öncelikle font style'ı yazacaksınız. Sonra font varyantı yazacaksınız. Sonra font rate. Daha sonrasında font size ve line height'i. Burada da en son font family'sini yazacaksınız. Ben kısaltalım için şuradan kopyalayıp yapıştırmak istiyorum. Tipi italik olacak. Varyantı small caps olacak. Weight'i bold olacak. Yani 900 anlamında. Daha sonrasında 12 piksel olacak genişliği. Line height'i 30 piksel olacak. Line height'i bir önceki dersimizde gösterdiğimizi hatırlıyorum. Satır yüksekliği anlamında. Georgia ve en sonunda ailesini yazmışlar buraya. Bakalım, yenilerim. Bakın şu şekilde neydi? Georgia. F12'ye tıklıyorum. Buradan açıyorum paragrafımı. Compute kısmından font family'si Georgia olduğunu görebiliyorum.
Font konusu hem önemli hem önemsiz. Direkt font family, font size kullanarak da geçiştirebilirsiniz. Fakat tasarımınıza önem veriyorsanız ya da genel tasarımı birebir yapmak istiyorsanız bu öğrettiklerim işinize gayet yarayacaktır. Özellikle şu font size ve font width olayı sayfa küçüldükçe büyüdükçe duyarlı hale gelen bir font size özelliği kazandıracaktır sayfanızda. Diğer dersimizde görüşmek üzere, iyi kodlamalar arkadaşlar.